Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ve işte böylece biz sizi örnek bir ümmet kıldık ki insanlar nezdinde hakkın şahitleri olasınız ve peygamber de sizin hakkınızda şahit olsun. Daha önce yöneldiğin kıbleyi tekrar kıble yapmamızın sebebi sırf peygamberin izinden gidenlerle ondan ayrılıp gerisin geriye dönecekleri meydana çıkarmaktır. Gerçi bu oldukça ağır bir iştir. Ancak Allah'ın doğru yola erdirdiği kimseler için mesele teşkil etmez. Allah imanınızı zayi edecek değildir. Çünkü Allah insanlara karşı pek şefkatlidir, çok merhametlidir. Herkesin yöneldiği bir yön vardır. Haydin öyleyse hep hayırlara koşun, yarışın. Nerede olursanız olunuz Allah hepinizi bir araya getirir. Şüphesiz ki Allah her şeye kadirdir. Yalnız Allah'a ibadet edip, ona hiçbir şeyi şerik yapmayın. Anneye, babaya, akrabalara, yetimlere, fakirlere, yakın komşulara, uzak komşulara, yol arkadaşına, garip ve yolculara, ellerinizin altındaki köle, cariye, hizmetçi, işçilere de güzel muamele edin. Bilin ki Allah, kendini beğenen, ve övünüp duran kimseleri sevmez. Allah, ağır ve inciten sözlerin açıktan söylenmesini hiç sevmez. Ancak söyleyen zulme uğramışsa, o başka. Allah her şeyi hakkıyla işitir ve görür. İşte o Yahudileri, verdikleri kesin sözü bozduklarındandır ki, lanetledik onların kalplerini katılaştırdık böylece onlar kelimeleri yerlerinden oynatarak tahrif ederler kendilerine tebliğ edilen hususlardan pek çoğunu unuttular onların pek azı hariç olmak üzere onlar tarafından devamlı olarak hainlik görürsün yine de sen onları affet aldırma çünkü Allah iyilik edenleri sever sana da daha önceki kitapları hem tasdik edici hem de onları denetleyici olarak bu kitabı gerçeğin ta kendisi olarak indirdik. O halde bütün ehli kitabın aralarında Allah'ın sana indirdiği ile hükmet. Sana gelen bu hakikati terk edip de onların keyiflerine uyma. Her biriniz için bir şeriat ve bir yol tayin ettik. Eğer Allah dileseydi, hepinizi bir tek ümmet yapardı. Fakat O, size verdiği farklı şeriatler dairesinde sizi imtihan etmek istediği için ayrı ayrı ümmetler yaptı. Öyleyse durmayın. Hayırlı işlerde birbirinizle yarışın. Zaten hepinizin dönüşü Allah'a olacak. O da hakkında ihtilaf ettiğiniz şeyleri size tek tek bildirecektir haklıyı haksızı iyice belli edecektir. Rüştüne erinceye kadar yetimin malına en güzel şeklin dışında bir surette yaklaşmayın. Ölçüyü, tartıyı tam ve doğru yapın. Biz hiç kimseye gücünün yettiğinden fazlasını yüklemeyiz. Hakkında konuştuğunuz kimse akrabanız bile olsa yine doğruyu söyleyin. Allah'a verdiğiniz ahdi tutun. İşte düşünüp tutasınız diye Allah size bunları emretti. Her ümmetin bir peygamberi vardır. Peygamberleri kendilerine gelince aralarında adaletle hükmedilir. Hiçbirine zulmedilmez. Nuh'tan sonra kendi halklarına resul olarak daha nice peygamberler gönderdik. Onlar kavimlerine ayetler, mucizeler getirdiler. Ama berikiler önce yalan saydıkları şeye bir türlü inanmadılar. İşte haddi aşamların kalplerini böyle mühürleriz. Eğer Rabbin dileseydi, bütün insanları hakta ittifak eden bir tek ümmet yapardı. Fakat o bunu irade etmediğinden ittifak etmemişlerdir. Ve işte böylece ihtilaf eder vaziyette devam edeceklerdir. Ancak Rabbinin lütfederek hakta birleşmeyi nasip ettiği kimseler bunun dışındadır. Esasen o insanları bunun için yaratmıştır. Böylece Rabbinin ben cehennemi bütün cin ve insanlardan müstehak olanlarla dolduracağım sözü gerçekleşecektir. Benden önce birçok peygamber göndermiş, onlara da eşler ve evlatlar vermiştik. Bunlar, peygamberliğe aykırı değil ki, mucize iddialarına gelince, Allah'ın izni olmadıkça, hiçbir Resul, mucize gösteremezdi. Her işin bir vadesi vardır. Biz, her millete bir peygamber gönderdik. O da, Allah'a ibadet edin, tağuttan uzak durun, dedi. Sonra onlardan bir kısmına, Allah hidayet nasip etti. Bir kısmı hakkında da, sapacaklarına dair hüküm kesinleşti. İşte gezin, dolaşın dünyayı da, peygamberleri yalancı sayanların akıbetlerinin ne olduğunu görün. Allah şahittir ki, biz senden önce birçok ümmete Kendilerine irşad etmeleri için rasuller gönderdik. Fakat şeytan onların batıl işlerini kendilerine güzel gösterdi. Bu yüzden peygamberlerini yalancı saydılar. İşte şeytan dünyada olduğu gibi bugün de onların dostudur. Onlara gayet acı bir azap vardır. Gün gelir, o gün her ümmetten birer şahit getiririz artık ne o kâfirlere konuşmaları için izin verilir ne de özür dileme imkânı bırakılır. Allah dileseydi sizin hepinizi bir tek ümmet yapardı. Lakin o dilediğini şaşırtır, dilediğini doğru yola iletir. Şu kesin ki sizler bütün yaptıklarınızdan sorguya çekileceksiniz. Sen insanları Allah yoluna hikmetle güzel ve makul öğütlerle davet et. Gerektiği zamanda, onlarla en güzel tarzda mücadele et. Rabbin, elbette yolundan sapanları en iyi bildiği gibi, kimlerin doğru yola geleceğini de pek iyi bilir. Rabbin şöyle buyurdu. Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. Anneye ve babaya güzel muamele edin. Şayet onlardan her ikisi, veya birisi yaşlanmış olarak senin yanında bulunursa, sakın onlara hizmetten yüksünme. Öf bile deme. Onları azarlama. Onlara tatlı ve gönül alıcı sözler söyle. Yakınlarına, yoksula, yolda kalmışa hakkını ver. Sakın saçıp savurma. Çünkü savurganlar, şeytanların kardeşleri olmuşlardır. Şeytan ise Rabbine karşı pek nankördür. Yakınlarına, yoksula, yolda kalmışa hakkını ver. Sakın saçıp savurma. Çünkü savurganlar şeytanların kardeşleri olmuşlardır. Şeytan ise Rabbine karşı pek nankördür. Eğer elinin dar olması sebebiyle Rabbinden umduğun bir lütfu, bir imkanı beklerken o hak sahiplerine şimdilik ilgi gösteremiyorsan, hiç değilse onlara gönül alıcı bir şeyler söyle. Eli sıkı olma, büsbütün eli açık da olma ki, herkes tarafından ayıplanan, kaybettiklerine haset çeken bir hale düşmeyesin. Ölçtüğünüz zaman dürüst olun, tam ölçün. Doğru terazi ile tartın. Bu hem ticaretiniz için daha hayırlı, hem de akibet yönünden daha güzeldir. Bilmediğin şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz, kalp gibi azaların hepsi de sorguya çekilecektir. Söyle okullarıma. Hep en güzel sözleri söylesinler. Çünkü şeytan aralarını bozmaya çalışır. Gerçekten şeytan insanın açık düşmanıdır. İşte sizin bu dininiz bir tek dindir. Rabbiniz de benim. Öyleyse yalnız bana ibadet edin. Biz her ümmete kendi dönemlerinde uyguladıkları özel bir ibadet yolu belirledik. Öyleyse onlar din işinde asla sana muhalefet etmesinler. Sen insanları Rabbinin yoluna davet et. Çünkü sen gerçekten hakka götüren Dos doğru bir yolun üzerindesin. Mümin erkeklere bakışlarını kısmalarını ve edep yerlerini açmaktan ve zinadan korumalarını söyle. Bu onlar için en uygun olan davranıştır. Allah yaptıkları her şeyden hakkıyla haberdardır. Mümin kadınlara da bakışlarını kısmalarını ve edep yerlerini açmaktan ve günahtan korumalarını söyle. Yine söyle ki, mecburen görünen kısımları müstesna olmak üzere, zinetlerini teşhir etmesinler. Başörtülerini, yakalarının üzerini kapatacak şekilde örtsünler. Zinet takılan yerlerini, kocaları, babaları, kocalarının babaları, oğulları, üvey oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, mü'min kadınlar, ellerinin altında bulunanlar, köreler, erkeklikten kesilip, kadınlara ihtiyaç duymayan hizmetçileri ve henüz kadınların mahrem yerlerini anlamayan çocukları dışında kimseye göstermesinler. Saklı ziynetlerine dikkat çekmek için ayaklarını da vurmasınlar. Ey mü'minler! Hepiniz toptan Allah'a tövbe ediniz ki felaha eresiniz. Evlenme imkanı bulamayanlar ise Allah lütfu ile onların ihtiyaçlarını giderinceye kadar iffetli kalmaya çalışsınlar. Eliniz altındaki köle ve cariyelerinizden mükatebe yapmak isteyenler olursa ve siz de onlarda liyakat görürseniz mükatebe yapınız. Allah'ın size ihsan ettiği maldan, siz de onlara veriniz. Mecburi hizmet bedellerini ödemelerine yardım ediniz. Dünya hayatının geçici metaını elde etmek için, sakın cariyelerinizi, hele iffetli olmak isterlerse, fuhşa zorlamayın. Her kim onları fuhşa zorlarsa, bilinmelidir ki, zorlanmalarından sonra, Allah, kendileri hakkında gafurdur, rahimdir. Rahman'ın o has kulları harcamalarından ne israf eder ne de eli sıkı davranırlar. Bu ikisi arasında bir denge tuttururlar. Zulmedenleri hariç ehli kitap ile en güzel olan şeklin dışında bir tarzda mücadele etmeyin ve onlara şöyle deyin: Biz hem bize indirilen kitaba hem size indirilen kitaba iman ettik. Bizim ilahımız da, sizin ilahınız da bir ve aynı ilahtır. Ve biz ona gönülden teslim olduk. Eğer onlar seni, şerik olduğuna dair hiçbir bilgin olmadığı şeyleri, bana ortak saymaya zorlarlarsa, sakın onlara itaat etme. Ama o durumda da kendileriyle iyi geçin makul bir tarzda onlara sahip çık. Bana yönelen olgun insanların yolunu tut. Sonunda hepinizin dönüşü bana olacak ve ben işlediklerinizi tek tek size bildirip karşılığını vereceğim. Peygamberin müminler üzerinde haiz olduğu hak, onların bizzat kendileri hakkında haiz oldukları haktan daha fazladır. Onun eşleri de müminlerin anneleridir. Akrabalar miras bakımından Allah'ın kitabında birbirlerine diğer müminlerden ve muhacirlerden daha yakındırlar. Ancak dostlarınıza bir iyilik yapmanız müstesna. Yani dostunuza vasiyetle bir mal bırakabilirsiniz. Bunlar kitapta yazılıdır. Ey peygamber, eşlerine de ki, eğer dünya hayatını ve süsünü istiyorsanız, gelin size boşanma bedellerinizi vereyim ve sizi güzelce boşayayım. Yok eğer Allah'ı, Resulünü ve ahiret mülkünü isterseniz, haberiniz olsun ki, Allah sizin gibi iyi hanımlara büyük mükafat hazırlamıştır. Ey Peygamber hanımları! İçinizden kim çirkinliği aşikar bir günah işlerse, onun cezası iki kat olur. Bu, Allah'a göre kolaydır. Ama kim, Allah'a ve Resûlüne itaat eder, güzel ve makbul işlere devam ederse, ona da mükafatını iki misli verir ve ona cennette kıymetli bir nasip hazırlarız. Ey peygamber hanımları siz herhangi bir kadın gibi değilsiniz takva sizin sıfatınız olduğuna göre namahrem erkeklere hitap ederken tatlı ve cilveli bir eda ile konuşmayın ki kalbinde hastalık bulunan bir şahıs şeytani bir ümide kapılmasın ciddi ölçülü konuşun hem vakarla evinizde durun da daha önceki cahiliye döneminde olduğu gibi süslenip dışarı çıkmayın. Namazı hakkıyla ifa edin, zekatınızı verin. Hülasa Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ey peygamberin şerefli hane halkı, ey ehli beyt, Allah sizden her türlü kiri giderip sizi tertemiz yapmak istiyor. Oturun da evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve Resulullah'ın hikmetlerini anın. Allah muhakkak ki latif ve habirdir. İlmi en gizli şeylere bile nüfuz eder. Mümin erkek ve mümin kadınlara haksız yere kötü söz ve hareketleriyle eziyet edenler bir iftira ve aşikar bir günah yüklenmişlerdir. Eğer Allah dileseydi bütün insanları aynı dine bağlı tek ümmet yapardı. Ama o insanların hak etmelerine göre dilediği kimseyi rahmetine dahil eder. Zalimlerin ise ne hamileri ne de yardımcıları vardır. Onlar öyle kimselerdir ki büyük günahlardan ve hayasız çirkin işlerden kaçınırlar. Kızdıkları zaman öfkelerini yutar, karşıdakinin kusurlarını affederler. Onlar öyle kimselerdir ki, Rablerinin çağrısına kulak verip, namazı hakkıyla ifa ederler. İşlerini istişare ile yürütürler. Kendilerine nasip ettiğimiz imkanlardan, hayırlı işlerde sarf ederler. Ama unutmayın ki, haksızlığın karşılığı, yapılan haksızlık kadar olabilir. Fazlası helal olmaz. Bununla beraber kim affeder, haksızlık edenle arasını düzeltirse, onun da mükafatı artık Allah'a yaraşan tarzda olur. Şu kesindir ki, Allah zalimleri sevmez. İman edenlere söyle ki, Allah'ın ceza günlerinin gelip çatacağını beklemeyenlerin ezalarına aldırış etmesinler kusurlarını bağışlasınlar. Çünkü nasılsa Allah, herkese yaptıklarının karşılığını verecektir. Biz insana, anne ve babasına güzel muamele etmesini emrettik. Zira annesi onu nice zahmetlerle karnında taşımış ve nice güçlüklerle doğurmuştur. Çocuğun anne karnında taşınması ve sütten kesilmesi otuz ay sürer. Nihayet insan gücünü kuvvetini bulup daha sonra kırk yaşına girince Ya Rabbi der. Gerek bana gerek anneme babama lütfettiğin nimetlerine şükür yoluna beni sevk et. Senin razı olacağın makbul ve güzel iş yapmaya beni yönelt ve bana salih dine bağlı makbul nesil nasibeyle. Rabbim senin kapına döndüm ben sana teslim olanlardanım. Ey iman edenler sizden hiçbir topluluk bir başka toplulukla alay etmesin. Ne malum belki alay edilenler edenlerden daha hayırlıdır. Kadınlar da başka kadınlarla alay etmesinler. Belki de alay edilenler alay edenlerden daha hayırlıdır. Birbirinizi, daha doğrusu kendilerinizi karalamayın. Birbirinize kötü lakaplar takmayın. İman ettikten sonra, insanın adının kötüye çıkması, fasık damgası yemesi ne fena bir şeydir. Kim tövbe etmezse, işte onlar tam zalim kimselerdir. Ey iman edenler! Zandan çok sakının! Çünkü zanların bir kısmı günahtır. Birbirinizin gizli hallerini araştırmayın. Kiminiz, kiminizi gıybet etmesin. Hiç sizden biriniz, ölmüş kardeşinin cesedini dişlemekten hoşlanır mı? İşte bundan hemen tiksindiniz. Öyleyse, Allah'ın azabından korkun da, bu çirkin işten kendinizi koruyun. Allah, tevvaptır, rahimdir.'' Tövbeleri kabul eder, merhamet ve ihsanı boldur. O iyiler ufak kusur ve günahlardan olmasa da büyük günahlardan, aşikar hayasızlıklardan kaçınırlar. Senin Rabbinin mağfireti boldur. O sizi topraktan yaratırken ve siz annelerinizin karınlarında döl halindeyken mayanızın ne olduğunu gayet iyi bilir. Öyleyse kendinizi temize çıkarmayın, övünüp durmayın. Çünkü kimin Allah'ı daha çok sayıp, ona karşı gelmekten sakındığını, o pek iyi bilmektedir. Bu da, elinizden çıkan şeylerden dolayı gam yememeniz, Allah'ın size nasip ettiği nimetlerle de şımarmamanız içindir. Allah, övünüp duran, kibirli, kendini beğenmiş kimseleri sevmez. Dininizden ötürü sizinle savaşmayan, sizi yerinizden yurdunuzdan etmeyen kâfirlere gelince, Allah sizi onlara iyilik etmeden, adalet ve insaf gözetmeden men etmez. Çünkü Allah, adil olanları sever. İsteyene de kaba davranma, onu azarlama. Vay haline! Həll hümeze və lümezenin